penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakır Beylisi Oktay Kaynarca bebekte kameralara takıldı. Dizide ünlü aktörün annesi Hayriye Çakır Beyliği canlandıran Sabine Tozia, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle ülkesi Makedonya'da apar topar ameliyata alındı. Sağ tarafına felç inen 72 yaşındaki Tozia'nın oğlu, ameliyat sonrası kemoterapi ve fizik tedavi süreci çok uzun süreceği için annesinin diziden ayrılmasını istedi. Bu nedenle usta oyuncuya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde cenaze sahnesi yazıldı. Nasılsınız? İyi akşamlar Oktay Bey, nasılsınız? İyiyim iyiyim. Herkes nasılsa biz de öyleyiz işte. 3 haftalık aranın ardından dün de yayındaydınız. Biraz da duygusal bir bölüm oldu Sabine Hanım'la ilgili. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Allah şifasını versin. Evet, hepinizin bildiği gibi böyle bir beynindeki bir tümörle ilgili bir operasyon geçirdi. O operasyonun sonucunda şimdi sanıyorum değil biliyorum evinde artık. Ha, evine geçti. Evine geçti. Evet, sağ olun. Bakıcılarıyla işte o iyileşme sürecine girdi. O iyileşme süreci içerisinde de inşallah iyi haberleri gelecek. İyi olacak inşallah. İnşallah aramıza geri dönecek. Oktay Kaynarca, Sabine bizim enerji kaynağımız dedi. Bölüm çekilirken de Sabine Hanım'ın rahatsızlığı da olunca çok galiba ekstra bir duygu yoğunluğu oldu. Evet. Bütün oyuncuların paylaşımları oldu. Hakikaten o bizim gerçekten setteki en önemli enerji kaynağımızdı. Biz bütün set olarak gerçekten onu anne yerine koymuştuk zaten. Hala da öyle bizim için. Koymuştuk derken öyle değil yani. Hala bizim için öyle. Onu hepimiz çok seviyoruz. Zaten bütün Türkiye de sevdi. Ve galiba bütün Türkiye'nin enerjisi onu bir an önce kısa sürede ayağa kaldıracak, iyileştirecek inşallah. Ünlü aktör, geçmişte eski sevgilisi Deniz Çakır'la da beraberlik yaşayan operacı Güvenç Dağüstü'nün de attığı tweet'e gösterdiği tepkiyle son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Her şey Güvenç Dağüstü'nün acayip bir kabus gördüm dün gece. İboşov'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan tweetini atmasıyla başladı. Geçtiğimiz haftalarda İboşov'a konuk olan Oktay Kaynarca bu tweetten haberdar olunca sinirlendi ve daha üstüne çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstü'n yaptığın yapmadığın korkunç ve kabus kelimelerini bir daha kullanamazsın. Herkese her şeye ön yargı sana da aynı bakış açısına hakkını yaratır. Kapiş mesajını attı. Daha üstünde Kaynarca'ya tercih meselesi Oktay'cım ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vesaire de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler yanıtını verdi. Bunun üzerine Kaynarca arkadaşlarının yerine üzülmek. Tercih meselesi. İlk aklına geleni yazmak. Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün. Özgürlük, özgürlük, özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden mesajıyla ünlü operacıya ders verdi. İboşov'a da katılmıştınız siz ama rol arkadaşın Deniz Çakır'ın da eski sevgilisi Güvenç Dağüstü'nün bir paylaşım yaptı. Kabus gördüm İboşov'dayım diye. Siz de bir tepki gösterdiniz ona. Birçok kişi de arkanızda da oldu. Ne söylemek istersiniz? Yani söyleyecek bir şey yok. Ben sadece şu mantıkla hareket ederek yaptım. Ya benim düşmanım değil Güvenç. Sonuçta yani Güvenç özünde bakıldığında hani bunu niye söyledi, niye söylemedi onu bilemem. Kendi tasarrufundadır ama ben o programa katılmış birisi olarak buna tepki göstermek ihtiyacı hissettim. Onun bunu ifade ettiği mecradan cevabını vermeye ihtiyacını hissettim. Zaten cevabını verdi, karşılıklı da biz mesajlaştık. Ondan sonra mesele de kapandı zaten, başka bir şey yok. Yani o öyle bir şey tepki göstermiş. Ben de tepkimi dile getirdim, mesele bitti. Yani çok da fazla uzatmanın böyle bir kan davası haline getirmenin bir anlamı da yok. Yani. Kesin. Ama yani bence gereksiz bir açıklama oldu. Gereksiz bir açıklama olduğunu anlatabilmek, ifade edebilmek adına ben de orada kendimi o şekilde ifade ettim. Cevap vermenize rağmen ama tatlıya bağlanmış olacak. Zaten yok canım ne olacak baba düşmanı değiliz sonuçta biz. Tartışmalar her şey olabilir. Oktay Kaynarca dizi çekimlerinin çok yoğun geçtiğini sözlerine ekledi. Bunların dışında ne yapıyorsunuz peki keyfiniz nasıl? Ne yapalım çocuklar çalışıyoruz çekimler sadece. Çekimler nasıl geçiyor çok? Çok yoğun geçiyor, yoğun geçiyor. Gerçekten yoğun geçiyor. Çok uğraşıyoruz. Çok havalar da çok soğudu. Nasıl etkiliyor sizi? İşte herkesi. Sizi nasıl etkiliyorsa bak sokakta çalışıyorsunuz işte soğuk, buz gibi. Biz de aynı şartlarda çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar kolay gelsin. Hadi.